Selam genç YouTube fizikte barış kanalına hoş geldin. Evet 11. sınıftaki arkadaşlarımı AYT sınavına hazırlanan arkadaşlarımı çok ilgilendiren çok çok önemli bir konuyla bir test tabii ki de bir boyutta sabit iğmeli hareket. 9. sınıfta hatırlarsanız bir boyutta iğmeli hareketi belki daha çok doğrusal hareket olarak gördünüz. Çok fazla iğmeye bulaşmamıştınız. Bugün itibariyle biraz daha iğmeye hatta ikinci bir dersimiz daha olacak orada da grafiklerle çok uğraşacağız arkadaşlar. Dolayısıyla hatta buradaki öğrendiğiniz şeyler atışlarda çok işinize yarayacak biliyorsunuz. Yani daha doğrusu hareketle ilgili her türlü kavramda çok işinize yarayacak. O yüzden bu ders hem e, temel kavramları öğrenmeniz hem de daha sonraki konularda bunlardan faydalanmanız açısından çok çok önemli. Çalışmalarımızı biliyorsunuz ki AYT fizik ders notlarımla birlikte yürütüyoruz arkadaşlar. Benim hocam yayınlarıyla birlikte çıkartmış olduğumuz bugün itibariyle de sayfa 60-61. 62, 63'ü işleyeceğiz. Grafiklere kadar gelmiş olacağız. Sonra da grafikleri tek derste bitireceğiz ve huzura ereceğiz tabii ki de. Hadi bakalım birlikte çalışmaya başlıyoruz. Şimdi konunun ilk başlangıcında bazı temel kavramları tekrar etmemiz gerekiyor. Yani 9. sınıfta kaldı çok geride kalmış olabilir veya TYT çalışmalarınızda gördüğünüz kavramların bazılarının üzerinden yine geçeceğiz ki ilerleyen sorularda rahat edebilelim. Bu kavramların hepsi bu arada grafik dersinde de karşınıza gelecek. O yüzden önemli. Şimdi burada birinci kavramımız konum arkadaşlar. Bakın konumun gösterimine lütfen dikkat edin. X vektörüdür. Ben. Bir vektördür. Konum da bir vektör elde Bir cismin, bu bir nesne olabilir, kişi olabilir. Bir başlangıç noktasına göre ki aynı zamanda bu ifadeyi ne derler? Referans noktası. Yani belirlenen bir noktaya göre bulunduğu yere konum adı verilir. Şimdi ne yapıyorsun? Örnek veriyorum. Senin için dünyanın merkezi atıyorum ki bulunduğun evse diyelim. Değil mi? Sen ne yaptın? Yolda yürüdün, yürüdün, yürüdün. Çok sevdiğin okuluna geldin değil mi? Mesela. Gerçek hayatta böyle bir soru olmaz ama neyse hadi. E o zaman şimdi senin için referans orası ev. Ben evde bulunmayı çok seviyorum dersin. O zaman evine göre bulunduğun konum neresi burası oluyor. O zaman senin için sıfır noktası burası işte. Yani koordinat sisteminde bile sen ne yapıyorsun? Herhangi bir A noktasının koordinatlarını yazman bile konumunu belirlemeni sağlıyor. İşte günlük hayatta da bu arada vektörel olmasının da nedenini açıklayalım. Örnek veriyorum bir arkadaşınla mesela buluşmak istiyorsun. Bilmediğin bir mekansa konum atlıyorsun değil mi mesela? Hemen sana konum atıyor. Ne yapıyor? Dünya üzerinde bulunduğunuz koordinatları sizlere gönderiyor. Dolayısıyla bu bir vektördür arkadaşlar. Yani nokta atışı yapıyorsun değil mi giderken? He. Ve 12. sınıftaki arkadaşlarım bunun çok daha kıymetini bileceklerini zannediyorum. 11'dekiler diyecekler ki ya bunun ne işimize yarayacak? 12'ye gelince çok daha da iyi anlayacaklar. Konum vektörü. X ya da R vektörü ile gösterilir. Bir cismin başlangıç noktasına göre ya da referans noktasına göre bulunduğu yer. Ama bunun bir çizim şekli vardır. O da şu. Konum vektörü başlangıç noktasından başlayan ve son bulunan son konumda bulunan bir vektör. Örneğin şimdi ben burada hazır yazmışım. Kendime referans noktası nereye seçtim ben? Ev. Bulunduğum konum neresi? Okul değil mi? O zaman evden okula doğru çizdiğin bu çizgi senin R vektörün ya da aynı zamanda konum vektörün olarak gösterilir. Bu çok önemli haberiniz olsun. Mesela 12. sınıftaki arkadaşlarım şunu görüyorlardır. Mesela çembersel hareket yapan bir cismi düşünelim. Hatta şuraları şöyle noktalarda yerleştirelim. İşte atıyorum ki ne diyorlar? A noktasının merkeze göre derler genelde ama söylemese bile merkez anlarız. Konumu nedir derlerse merkezden bulunduğun yere doğru çekilen çizgiye biz konum vektörü diyorduk. Değil mi? Şimdi ikinci kavram. Şimdi bir cismin Konumunu değiştirmek. Bunun karşılığında ne elde ediyoruz? İşte biz bir alınan yol ve yapılan yer değiştirme gibi iki kavram görüyoruz. Örneğin ne yapıyoruz? İşte burada bulunduğumuzu düşünüyoruz demek ki değil mi? İlk konu. Ne yapıyoruz? İnsan gibi yürüyoruz böyle hop yollardan gidiyoruz değil mi? Bak binaların üstünden gidemiyor tabii biriyle buluşacaksam. Bir son konumda buluşuyoruz değil mi? İşte bu mavi de yani ayaklarınızla yürüdüğünüz bu yola biz alınan yol adını veririz arkadaşlar. Ve bu dikkat edin özellikle skaderdir. Hangi yöne gittin dedi. Yani bu adım sayar işte. Günde kaç tane adım atmışsın? Kaç metre yürümüşsün? 100 metre yürüdüm. Ya nereye gittin kardeşim de yer değiştirme dediğin zaman işte ilk konumdan son konuma doğru yaptığınız en kısa çizgiye ise biz yer değiştirme adını veriyoruz. Bak önemli bir kısım da burada geliyor ve bu bir vektöreldir. Çünkü bunun bir yönü var. İlk, ilk bulunduğun yerden son bulunduğun yer. Bak bu bize çok önem taşıyor. Sürat ve hız kavramlarını açıklarken bir bakacaksınız ki Vay be hocam biz bunlardan bahsediyoruz diyeceksiniz. Şimdi tabii ki hız ve sürat geldi işte bak. Şimdi eğer ki sen cismin konum ve yer değiştirme vektörlerini ölçerken bir de bunun yanına zamanı da eklersen hem zamanı ölçüp hem de yol ya da yer değiştirmeyi ölçersen iki tane kavramla tanışırız. Örneğin burada bulunan bir cismin buraya gelişi nasıl olmuş dikkat edersen şöyle gitmiş bak şöyle yürümüş değil mi? yürüdü 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 yürüdü. Buna ne adını veriyorduk? Alınan yol. Bu arada bu ifadenin diğer bir ismi de lazım olabilir. Duramadık. Yörünge de diyebilirler buna. Ama en kısa çizgiye ise değil mi? İlk konumdan son konuma olan en kısa çizgiye de yer değiştirme diyor. Şimdi bak kafanıza tutun Sürat bak. Sürat V ile gösterilirken hız V vektördür. İpucu da şu. Sürat S harfinden aklınıza tut. Skaler bir kavramdır. E o zaman ben nasıl bulacağım? Zamanla almış olduğun ne olmalı acaba? Dikkat et, Buranın skaler kalabilmesi için üstteki tercih edeceğiniz kısmın da skaler olması lazım. Yani o zaman ne oldu? Ne vardı skaler olan burada? Yol. O zaman yol bölü zamandan bulduğun şey bir sürat derken yer değiştirme dikkat edin vektörel O yüzden hız niceliğinde biz ne yaparız? vektörel bir kavram kullanmam lazım. O zaman da yer değiştirme bölü zamandır. Ve bu arada her ikisinde birimi aslında benzer. Mesela normalde sen orijinal birimlerde ne bulacağız? X'in orijinal birimi yani uluslararası bir metre zaman saniyedir. Aynı şekilde bak bu da metre ve saniyedir. Ama ben bunları süsleyebilirim. Kilometreler, saatler, dakikalar bunları kullanarak süsleyebiliriz. Ama orijinal birimizin metre bölü saniye olduğunu unutmayalım. Ve Yine bakın e, TYT'de özellikle birkaç oldu sınavlarda da karşımıza geliyor. Araçlarda kullanılan göstergeye lütfen dikkat edin sürat göstergesidir. Hız göstergesi değildir. Çünkü araç buraya da 70 70'de gidebilirsin buraya da içsen 70 gidebilirsin. Eksi 70'im demiyor değil mi sana hiç? Geri geri giderken bile demiyor. Yani sonuçta hız göstergesi olsaydı yönüne bakardı. Aa bak bu yöne gidiyorum doğuya doğru 70'de gidiyorum diye sana bir saat açıklama yapması lazımdı. Ama sürat diyor ki hop 70. O yüzden yöne git, yön kullanmadıysan o zaman ne yapacaksın? Tabii ki de skaler nicelik. Ve yine karşılaşabileceğimiz bir kavramdır. Yeşil dalga ve radar sistemleri bakın. Bunlar da meşhur süratle ve hızla ilgili bir kavram. Son yıllarda ülkemizde de uygulanmaya başlayan yeşil dalga sistemi amacı şu özellikle. Yeşil dalga bir radar sistemi değildir arkadaşlar. Az ana düşüncesi şu. E, trafik ışıklarında mesela bekleme yapmadan geçmek istiyorsun mesela değil mi ne yapıyorsun e, birinciye yakalandın ikinciye de yakalanıyorsun üçüncüye de yakalanıyorsun bu böyle bir zincire gidebilir o bir saatte o yolu geçemeyebilirsin İşte burada yakıt tasarrufu bak zaten yeşil ne demek doğayı koru anlamına geliyor burada değil mi doğayı korumak için işte karbon salınımını benzin tüketiyorsun enerji zararı zaten sana olay şu Mesela diyor ki adam sana işte bu A noktasıyla bir yol olsun böyle yamuk yumuk da olabilir. Hiç önemli değil, B noktası arasında dikkat et. Ortalama süret belirlenen değer kaç belirlenmiş mesela burada demişim ki 50. Eğer bu iki nokta arasında 50 ortalama süreti tutturabilirsen bekleme yapmadan gidebilirsin demektir. Böylece önemli olan şu eğer bunu geçersen mesela birincideki ışığa yakalanmadıysan ikinciye de yakalanmaz. Ama buna uymazsan birincide yakalanmadığın ışığa ikincide yakalanabilirsin. Fazla gitmekte de yakalatabilir seni yavaş gitmekte de yakalatacak. Ama 50'yi tutturabilirsen dikkat et, ortalama sürat ama. Yani bazı anlarda 60 sayıydı bazı anlarda da giderek bu işi yapabilirdin. Fakat radar geliyor başımızın belası değil mi? Sistemin kullanıldığı sistemlerde dikkat et, ne diyor? İşte atıyorum şu yol üzerinde bir yerlere radar konuldu değil mi? ne oluyor? Diyelim ki bir baraj belirleniyor. Kaç diyorlar? 100. Yüz. 100'ü geçtin hayırlı bol güneşler değil mi mesela? Ne oluyor orada? Anlık olarak herhangi bir anda bile geçmen yeterli. O yüzden burada neye ölçüyoruz? Anlık sürat ölçülüyordur. Bak burada ortalama sürattir, burada anlık sürattir. Bu farklara lütfen dikkat et. Ve belki de konunun can damarı. En önemli noktası bana kalsa. ivme. Neydi? A vektörü. Tanımı nedir? Birim zamandaki bakın hız değişimidir. Bu arada uyarıyorum. Hız vektörel bir kavramdı değil mi? Hız değişimi vektörel bir niceliktir. Dolayısıyla hız değişimi sadece sayısal değişimi içermez. Aynı zamanda ne oluyor? Bak sayısal değişimi zaten kabul ediyoruz. Hızın 10 iken 20 oldu. O ne güzel değişti. Var yine yön değişimi de bu işe uygundur. Hatırlarsanız 12'ler daha da yatırlayacak 11'lerde zamanı gelince. Ama TYT adına bunu da ÖSYM'de soruyorlar. Mesela süratiniz hep aynı olabilir ama mesela çembersel hareket yaparken ne oluyor? Hatta galiba dersin sonunda size çok güzel bir soru çözeceğim diyeceksiniz ki vay be 12'ler. Hemen dersin sonuna geçtim. Adilleri video. Hoca ne dedi acaba? Hızın yönü değişiyor farkında mısınız? O yüzden ivmesi vardır. Bir şeyin yönünü değiştirmek için kuvvet uygulaman lazım. Kuvvet uygulaman demek de ivmesinin olması anlamına gelir. Ve bak hızlanma ya da yavaşlamayı anladığınız gibi aynı zamanda mesela virajda döndüğün zaman da direksiyonun yardımıyla kuvvet uyguluyorsun. E o zaman ivme veriyorsun araca gibi düşün. Ve formülü çok basit. İğmenin normalde formülü hız değişimi. Yani delta V bölü delta T. Burası kafaya yazdık. Bak uyardığım şeye de dikkat edin. Büyüklüğünü değiştirmek, yönünü değiştirmek. Şimdi bu arada özellikle ivme ile ilgili çok önemli bir çalışma yapacağız. Lütfen buraya çok çok dikkat edin. Sayısal kendimiz uydur. Mesela birisi size dese ki ya ivmem benim artı 4 metre bölü saniye kare dedi. Acaba ne anlardık biz buradan? Bu işin Türkçesi nedir acaba? Diye düşünsek. Ne yaparız? Tabii ki şöyle anlarız. Dikkat edin, ne demek senin? her saniye. Siz de düşünün bu tanımı ne yapardım acaba? Hatta bekleyelim burayı tanımı yazalım bir hikaye. Mesela ben size t eşittir 0 anında bir ne vereceğim? İ kızımızı belirleyelim tamam. Ee, t eşittir 1 anı t eşittir 2 anı yeter herhalde t eşittir 3 anı. Çok da abartmaya gerek yok. Şöyle bir olay yazalım. Desem ki size bir harekette olsun ilk hızı sıfır olsa 4'ün anlamı ne demek? Hızın değerine 4 ekle. O zaman birinci saniyede hızın kaç olur? Artı 4 metre bölü saniye. İkinci saniyede artı 8 metre bölü saniye. Artı 12 metre bölü saniye. Peki ilk hızınız 10 olsaydı ne olacaktı? Sen diyecektin ki 14. Biraz hızlandırıyorum artık. 18, 22. Değil mi? Peki ilk hızınız eğlence burada baş. Eksi 20 ise ne olur? Artı 4 ekle. Eksi 16. Eksi 12. Eksi 8 ile gidiyorsun. Mesela bu harekette ne yaptı? 0, 4, 8, 12 pozitif sayılar. O zaman bu arkadaşın sen artı yönde hızlanan hareket yaptığını söylerken. Buna ne derdin? E, sayılar pozitif ve değerler büyüyor. O zaman artı yönde hızlanandır. Fakat bu hareketleri dikkatin. Eksiler bir yöndür. Eksiler eksi yönde olduğunu söylüyor. E eksileri atarsam 20, 16, 12 yavaşlayan hareket. O yüzden sen iğmenin pozitif olduğunu söyleyerek bir cismin hızlandığını söyleyemezsin. Bunu söylemek için bana en değerli yeri söylüyorum. İ kızı bilmeniz gerekiyordu gençler. İyi hızı bildiğin cisim hakkında yorum yaparsın. O zaman iğmenin 4 olmasının tanımı şu. Her saniyede saniyede hızın değeri ne yapacak? Artı 4 metre bölü saniye değişecek diyeceksin. Bak hızlanacak diyemezsin. Çünkü yaptığın tanımı hatırlatmak isterim. Hızlanacak dediysen bunu değişecek diye değiştireceksin. Çok önemli çünkü. Hadi bakalım artık sorularla operasyona başlayalım. Çünkü temel kavramları bitirdik. R çaplı çembersel yörüngede sabit süratle dolanıyormuşuz. Yani bu ne demek? Buradan da v. Biraz sonra buradan ve buradan böyle bir değil mi, hep teğet geçeriz değil mi bu arada ve 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 diye gidiyoruz değil mi böyle. Cismin ivmesi sıfırdan farklı mıdır? Yani ivmesi var mı? Evet neden? Hızın yönü değiştiği için var diyeceksin. K konumundan geçerken o noktasına göre konum vektörü. Konum vektörü nasıl buluyorduk arkadaşım? O noktasından bulunduğun yere o noktasına göre dediğine göre o zaman o'dan k'ya doğru bir çizgi çekiyorsun İşte bu arkadaşa biz konum vektörü r vektörü derler ya da x vektörü hangi yönde doğu yes l'den geçerken bak nasıl gidiyoruz teğet olarak gittiğinize dikkat edin matematiksel olarak o zaman teğet demek biliyorsun buraya doğru dik olmak zorundasın hangi yöne bakıyor hız vektörün bak bunun üzerine de okta ok koyalım hız vektörünüz batı yönüne bakıyordur o zaman yes you can do it Bir koşucu koşu parkurunda önce doğuya 60 metre bakın çok iyi bir soruyla tanışacağız. Sonra güneye 40 metre sonra batıya x metre koşuyor. Ve bu hareketini 10 saniyede tamamlayan koşucunun ortalama hızı 5 ise ortalama süreti kaç olabilir? Galiba burada iki cevap bulabiliriz haberiniz olsun değiştiririz ışıklardan bir. Şimdi özellikle böyle yön sorularında bu işi hemen dört yöne taşıyalım gençler. Biz biliyoruz değil mi yönleri hemen şöyle burayı da hatırlatalım doğu batı. Kuzey güney. Ne diyor? Doğuya 60 metre yürümüş. Başka? Sonra güneye 40 metre yürümüş. Ve batıya da x metre yürümüş. Oh ne güzel. Sonra diyor ki ortalama hız. Bak hız dedi. Ya orta ya hocam diyeceğin ortalamadan bak. Ya ne fark edecek? Hız dediysem ne oldu? Buraya ortalama diyorsun sadece. Yer değiştirme bölü zamandır. Çünkü hızlarda yer değiştirme. Ve başta ortalama 5. Ve Yer değiştirme bölü zaman kaç? 10. O ne güzel. O zaman senin bu sistemdeki yer değiştirmenin cevabının 50 metre olması gerektiğini biz bulduk. Fark ettiniz mi? Peki sürati nasıl buluyordum? Cevap basit. Sürat dediğin şeyin, ortalama sürat dediğin şey de şudur. Toplam yol bölü toplam zaman değil mi? E, zamanı biliyorum ama ben burada aldığım yolu bilmiyorum neyi biliyorum? Yer değiştirmeyi biliyorum. Acaba toplam yol nasıl olabilir dersen uyanma zamanı. Şimdi senin burada aslında iki olasılığın vardı. Bakın. Şimdi bu dört yönleri iyi düşünmemiz gerekecek bir yerdeyiz. X mi büyük 60 mı büyük olduğunu bilmiyoruz. Ama kesin bir şey var. Bu 40'ı kimsenin yok edemediğini biliyoruz değil mi gençler? Her iki sistemde de. Bu cepte. He. 50 metre yer değiştirmeyi nasıl elde edebilirim? bu çizgi üzerinde bir şeyler kalması lazım. Bu tarafa kalabilirdi. O zaman kaç kalması lazım? E 50'yi elde etmen için 30-40-50. O zaman buraya doğru 30 çıkabilirdi. Ya da bu taraf büyük olsaydı böyle 30 olabilirdik. He, sağ tarafa doğru 30 çıkması için x yerine kaç yazabilirdiniz? Tabii ki 30 yazarsam sağa 30. Peki sola 30 çıkması için x yerine kaç yazabilirdiniz? 90. Ha, eğer bu durum gerçekleşiyorsa, hadi bulalım bakalım ortalama süretimizi, toplam yol 30'u kullanırsam 60, 40, 30 yani 130 bölü 10 yani cevap 13 oldu. Peki ikinci cevap bu tarafa doğru 30 çıkması için de 90'ı kullanabilirdim, doğru mu? 60, 40, 40, 90 yani o zaman senin alacağın toplam yolda 190 bölü 10'dan. 19 olabilirdi. Ya 13'tü ya 19'du şıklarda ikisi de var. Ne yapacağız? İşte birini kabul et işte hangisi? Atıyorum bunu 15 yapalım. 19'u kabul ederim. Bir yarış otomobilinin doğrusal bir yoldaki hızlanmasına ait veriler verilmiş. Bu zaman aralıklarında ivmelerini soruyor. Şimdi başlıyoruz. Şimdi ivme neydi arkadaşım? Bak bunlar çok önemli. Gelecek derslerde en azından bu kavramları hızlı geçmenizi istiyorum. Delta V bölü delta T. Hadi başladım. Birinci bölgedeki ivmemiz neymiş? Hızının değişimi 100. Ne kadar zamanda? 4. O zaman senin ivmen 25. Abi ne cinsinden? Kilometre bölü falan diyeceğiz de bir sürü birim değişti yapmam lazım. Hiç uğraşmıyorum. 100'den 250'ye değişim kaç? 150. Ne kadar zamanda? 7,5 saniye. Sonuç 20. Üçüncü bölgedeyim ne oldu? Hızın 250'den 350'ye çıktı maşallah. 100 oldu bölü 5'ten o da 20. Aynı ben. Dermişim. A1 büyük oldu. A2 ve A3 eşit oldu. Bursa. Bir araç gideceği yolun yarısını kırtla kalan yarısında 60 km bölü saatte gidiyormuş. Ortalama süreti nedir? Sakın burada 40-60 aman hemen 50'dir ne olacak deme. Eşit zaman olsaydı evet. Yol deyince işler karışır. Şimdi başlayalım. Şimdi kendime bir yol belirliyorum. Ben önce efendi bir yoldan çözelim bu işi. Ne diyor? Bir yol var. Bunun yarısı şöyle bölelim. ve bir yarısına x diyelim. Diğer yarısına da x diyelim. Burada neyle gidiyormuşum? 40 km bölü saat ile. Burada ise 60 km bölü saat ile gidiyorsun. Doğru mu? Şimdi tamam. Ortalama sürat. E, buluyorduk ya biz ortalama sürat? E Cevap basit toplam yolu toplam zamanı böleceğiz. Doğru mu? Hadi bitirelim iş. O zaman yazıyorum. Ortalama yol ne kadar? 2x. O kolaydı. Zaman. Şimdi burada geçen zamana t1 dersem. Burada geçen zamana da t2 dersem. O zaman zaman ne kadardır? t1 artı t2'dir. Değil mi? İyi de ben bunları bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Tabii ki en büyük dostlarımız. Kim? Kim? x eşittir v çarpı t'yi hatırla. Ben buradan zamanı bulmak istediğim zaman yolları süratlere bölmem lazım. Hadi bölelim bakalım. Bak şimdi. 2x duruyor. Burası yol x sürat 40. O zaman x bölü 40 artı x bölü 60. Oh maşallah. Bitti bu iş. Burası 3 dedik. Burasını da 2 dersek ne oldu? Bak cevap şöyle oldu. Yukarıdaki 2x'e dokunmayalım. 3x benden 2x de benden geldi. 5x bölü 120 yaptı. Bitir işi 240x bölü 5 xten X'lere elveda 48 kilometre bölü saat. Ve lütfen böyle efendi yolları da kafanıza yazın. Çünkü ee, biliyorsunuz artık sınavlar vesaire hep klasik yapılacak. Yani tamam üniversite sınavı test olabilir ama günlük hayat sınavlarınızın hepsi klasik olacak. Lütfen biraz kalem kullanmayı da sevin. Aşağıda bazı nesnelere ait bilgiler verilmiştir. Hangi nesnelerin bu hareketine ait bir ivmesi var? İvme nasıl oluşur? Hızlan, yavaşla ya da yön değiştir. Hadi bakalım başlayalım. Çembersel yörüngede, yörüngeye sahip virajı sabit süratle almak. Bak, ÖSYM sever seni kardeş. Ben biliyorum seni. Ne yapıyorsun? Buradan da V'le geçiyorsun. Buradan da V'le geçiyorsun. Buradan da V'le. Bak ne güzel. O yörüngeye hep aynı süratle alıyorum. Ama aynı hızda almıyorum. Çünkü yön değişiyor. O zaman yön nedeniyle bu arkadaşın ivmesi var. Gökyüzünden yere sabit süratle düşey inen. Nasıl demek ya? Bu ikinci önermedekini tarif edelim. Burada bir cismin var. Ne yapıyorsun? Düşey demek bu çizgi. Böyle iniyorsun. Ve bu nasıl iniyor? Sabitmiş sürat. Bu arada yönün değişti mi? No. Hızının büyüklüğü değişiyor mu? Hayır. Hızının ve o zaman vektörel olarak da hızın şu anda aynı kaldı doğru mu? Çünkü hız büyüklüğünde aynı hızın da aynı. E o zaman yani ne yönün değişti ne de üstüne e, sayısal bir değişim var. O zaman bu arkadaşta yok. Yerden yukarı eğik atılan bir taş. At bakalım eğik. Mesela ne oluyor? Eğik atış şudur işte. At yerden hop böyle. Yönü değişiyor zaten bir kere. Arada böyle gidiyor. Hop, bak yön değişti. O zaman bu arkadaşın iğmesi var. Hatta kim? Yer çekimi iğmesine maruz kaldı değil mi? Bak çok önemli. Grafiklerde yol, su, elektrik her anlamda karşına gelecek. Sürtünmesiz yatay düzlemlerde ve hızla hareket eden cisimlere F kuvvetleri böyle uygulanmış. Bak bir önceki konu Newton hareket yasalarını anlatmıştım. Rahmetli ne demişti? F eşittir m çarpı a. Şimdi bak. M'nin eksi olma şansı var mı? Yok. O zaman kesinlikle bir bilgi. F vektörü ile A vektörü ne olmak zorundadır? Aynı yönlüdür. Bitti. En değerli yeri söyledim sana. O zaman kuvvet sağa doğruysa bu arkadaşın ivmesi de sağ tarafa doğru. Kuvvet nereye doğru? Sağ tarafa doğru. İyi. Bu arkadaşım da iğmesi sağ tarafa doğru diyeceksiniz. Şimdi konuşalım. K cisminin iğme vektörü ve hız vektörü. Bakıyorum iğmesi de sağa bakıyor. Hız da sağa bakıyor. Yes. L'nin ivmesi sağa bakıyor. Hızı sola bakıyor. Zıt. Peki K ve L'nin iğme vektörleri aynı mı? Bakıyorum bu sağa. Bu da sağa. Yes. 3 yes. Güle güle. Dediğim hikaye çok önemlidir. Yatay düzlemlerde hareket eden Bak bunlar gelecek derslere deli gibi hazırlık haberiniz olsun. Grafiklerde ben diyeceğim ki hangi bölgelerde hatta buradan bir sonuç da çıkartmamız lazım aslında. Biraz isterseniz çıkartalım. Bu adam zaten sağa gidiyordu. E sağa doğru da kuvvet uygulanırsa ne yapar? Hızlanır. O zaman sen şunu da söylüyorsun. Hızlanan hareketlerde ivme vektörü ile hız vektörü aynı yöne bakar. Bu adam ne yapar? Ya zaten sola gitmek istiyor. Bu yavaşlar. O zaman yavaşlayan hareketlerde de iğme ve hız zıt yönlüdür. Bak ne güzel çıkartmışız sonuç. K ve M yavaşlarken yazmışım ben. L hızlanmaktadır. O zaman iğme vektörlerinin yönü nedir? He, ee, az önce ne dedim ben? Aslında bunu hazırlanmışım ben. Gerçekten. Hızlananlarda nasıldı? Hızlananlarda A vektörü ile V vektörü aynı yönlü. Yavaşlayanlarda nasıl? yavaşlayanlarda A vektörü ile V vektörü zıt yönlüdür. O zaman başlıyorum. Sen <laughs> şimdi hareket yönlerini bilmek demek aslında hız yönlerini bilmen demek değil mi zaten? Tamam bunlar sola sağa gidiyorlar işte. Basit. İğme ise hemen ne yapıyorsun? Bak yavaşlıyorsa ters yön. O zaman buradaki iğmen batı. Hızlananlar da aynı yön, Batı yavaşlayanlarda zıt yönlü doğu batı batı doğu yani denizli. Evet son bir soru çok önemli demiştim değil mi? Hakikaten çembersel harekete gelenler, gelmeyip de gelecek olanlar işte diyecek ki vay be nereden geliyormuş bunu öğreneceğiz. Çembersel bir yörüngede sabit süratle hareket eden bir koşucunun K ile L arasındaki ortalama mı? Ya diyeceksiniz ki hocam ortalama imi ne? Ya boş ver ortalaması. İmi ne? Delta V bölü delta V. Ortalama kelimesi. Belirlenen güzergahlar. Şimdi sen buradan bu vektörle geçersen V ile. Buradan bu V ile sabit sürat değil mi? Buradan da böyle V Şimdi dikkat etmenizi istiyorum. A1'i bulacağım. Yani K ile L. Şimdi bu arada delta V ne demekti? Son hız vektörü eksi ilk hız vektörü bölü geçen zaman. Şu hareketlerin t süre aldığını uyduralım. Çok önemli değil, Bana yön soracak çünkü. Şimdi başlıyorum. Dikkat edin t sürede. İşin içinde yön varsa dikkat edin. Tavsiyem hemen şunları bir hazırlayın. Şimdi dikkat K'dan L'ye geldiyse, son hızınız ne? Bu V. Yani sola V. Eksi i kısmı. Bunun tersini almam lazım. Böyle V. Vay. V ile V'nin cevabı bileşken nereye düşer? Şöyle bir yöne doğru. V kök 2 bölü T. Boş yer sayıyı. Peki gelelim. ikinci iğme. Neresi? K ile M arası. E, K'dan M'ye gelmem 2T. Hadi bakalım yönlere gelelim. Şimdi. Nasıl yazıyoruz? Son eksi 2. Bak K'dan M'ye geldiysem son hız vektörü aşağıya doğru V. Ye. Eksi ilk hız vektörüm o da aşağı doğru V. E, o zaman ne oldu? 2V bölü 2T'den bu yönde V bölü T çıktı. O zaman çapraz ve aşağı diyeceğiz. Yani A. Ama bir şeye çok dikkat etmeni istiyorum. Çembersel harekette de böyle demiyor muyuz? Bak K ile L ortalama kelimesi ne demek? Ortası demek. Bak tam ortasına bir nokta koy. Hangi yön çıkmış? Bu yönde. K ile M arası bak. K'dan M'ye geldiğine göre yolun ortası burası. Hangi yönde iğme çıkmış? Buraya. Vay. Çembersel hareketteki merkezci değil Neden acaba merkeze doğruymuş? İspatı bu soruydu aslında. Evet, böylece doğrusal hareketle ilgili ilk çalışmamızı bitirdik gençler. Bir sonraki çalışmamızda grafiklerle ilgileneceğiz ama bu kavramları oturtmuş olarak orada sizleri bekliyor olacağım. O yüzden lütfen bugünkü dersteki öğrendiğin kavramları oturt, bir an önce doğru videonun gelmesi için bekle diyorum. Hadi bakalım, kendine çok iyi bak. Hoşçakal.